I got broads in Atlanta, just to the lean the family, credit cards and the scammers, getting the looks in the family, legacies. Öncelikle herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda bir soru videosuyla karşınızdayım. Sorunumuz arkadaşlar, iPhone 4'lerde WhatsApp önceden tabii ki yüklenebiliyordu eski sürüm. Ama şu anda bir sorun var arkadaşlar. WhatsApp'ı yüklüyoruz. İyi hoş. iOS 7.1.2 ile uyumlu sürümü yüklüyoruz. Fakat WhatsApp'ta bu telefon numarası ile kayıt yapamıyorsunuz diye bir hata veriyor. Yani eski telefon numaranızı girmemizi istiyor. Ama girmemize rağmen arkadaşlar kabul etmiyor. Bunun çözümünü yapabiliyoruz. Fakat cihazımız cihaz birlikte olması lazım. Cihaz birlik nasıl yapılır adlı bir video çekmeyi düşünüyorum. Siz yine de YouTube'dan araştırıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Kolayca yapabilirsiniz. Cihaz birlik işlemini yaptıktan sonra arkadaşlar işlemimize devam edebiliriz. Buradan Sidia'ya basıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Sidia'yı açıyoruz. Açtıktan sonra kaynaklar bölümüne gelip buradan düzenleden kaynağımızı ekliyoruz. Kaynağımız arkadaşlar gördüğünüz üzere şurada yazıyor. beta.unlimax.com beta.şurada gördüğünüz üzere beta.unlimax.com. Bunu açıklamalar bölümüne zaten vereceğim ben. Orada mevcut olur. Onu ekliyorsunuz repomuzu. Yani kaynağımızı ekliyorsunuz Sidia'ya. Ekledikten sonra arkadaşlar yapmamız gereken tek şey şurada app.admin bir dakika şuraya arama bölümüne şey yazın. App admin şöyle gördüğünüz üzere bunu kurmanız arkadaşlar. Şu anda bende kaldır yazıyor kurulu olduğu için. Siz bunu kuruyorsunuz. Hemen ardından buradan çıkıyoruz. Şu anda gördüğünüz üzere zaten benim denetim merkezinde normalde bunlar yok arkadaşlar. Ben kendim ekledim, bunu da göstereceğim bir sonraki videoda. Bu videoya en az bir 1000 like bekliyorum arkadaşlar. 1000 like olduktan sonra o videoları da kanalımda bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar onu yaptık, yükledik, her şey güzel. Bir hatayla karşılaşmadığınız sürece devam edebilirsiniz. App Store'a giriyoruz burada. Kurduk programımızı, cihazımızı tekrardan başlattık, yeniden başlattık. Şimdi işlemlerimize devam edebiliriz. Ara bölümüne WhatsApp'ımızı yazıyoruz. WhatsApp. Şu an kurduğumuz Tivik arkadaşlar neye yarıyor? Sizlere söyleyeyim. Bu Tivik herhangi bir uygulamanın eski sürümlerini yüklemenizi sağlıyor arkadaşlar. Cihazınızda uyumlu sürümlerini yüklemeyi sağlıyor. Misal şurada WhatsApp diyorum. Instagram'ın eski sürümü. Şu gördüğünüz yerde Instagram'ın eski sürümünü indirebilirsiniz. Buradan boot resmine basıyoruz. Burada continue diyor. Normalde böyle bir şey çıkmıyordu. Hey der diyor. Burada dur diyor aslında. Hey diyor. Burada dur diyor. Continue devam et diyor. Normal indirin diyor. Ama downgrade buna bastığında, downgrade'e bastığında burada Chrome versiyon, bilinen versiyonlar diyor. Bilinen versiyonlarda siz aşağı inip cihazınızla uyumlu olan versiyonu seçip indiriyorsunuz. Misal buradan ben gelip de 70.1'i seçersem bu cihazımıza inecektir. Ama burada gördüğünüz üzere normalde yuvarlak döner. Dönmüyor. Bunun yani şu anda inmiyor. Şurada normal orta tuşuna bastığımızda gördüğünüz üzere bir yazı çıktı. Biraz daha eski sürümü seçelim arkadaşlar. Bu olmuyor. O yazı çıktığında arkadaşlar ortaya basıyorsunuz normal ana menü tuşuna. Bizi gördüğünüz üzere normal ana menüye atıyor. Buradan sürümü seçtikten sonra indirdikten sonra ortaya basmanızı tavsiye ediyorum. Orada inecektir. Peki, indirdik, WhatsApp'ımızı indirdik aynı şekilde. Şimdi
yapmamız gereken arkadaşlar WhatsApp'ı 2.40 sürümünü indirmektir. Daha yeni gösterdim yani burada. Instagram'ın sürümünü seçtik. Hemen diğer başka bir uygulamada göstereyim. Şöyle bastık. Burada sürümler çıktı arkadaşlar. Buradan yapmamız gereken 2.40 sürümü seçmektir. 2.40 sürümü seçtikten sonra WhatsApp'ın kurulumunu beklemektir arkadaşlar. Arkadaşlar 2.40 sürümünü indirin falan dedim de anlamayan arkadaşlar olmuş. İlk olarak ben şu anda videoya bir ek video çekiyorum. 2.40 sürümü indirin dememin sebebi arkadaşlar iOS 7.1.2 ile uyumludur. O yüzden diyorum. Şuraya WhatsApp yazıyoruz. WhatsApp. Yazdıktan sonra arkadaşlar burada dediğim gibi boot çıktı. Buradan downgrade'e basıyoruz. Burada bilinen versiyonlar çıkıyor. Buradan 2.18.40 yapıyoruz. 2.18.40 buluyoruz. Üstüne basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar dediğim üzere burada bir şey çıkmadı, dönen bir şey. Orta tuşunu kullanıyoruz. Ortaya basıyoruz. Gördüğünüz üzere WhatsApp bekliyor. Şu anda bekliyor yazısıyla karşılaştık. Burada ben durdurayım. WhatsApp indiğinde, gördüğünüzde indiriliyor çıktı. İndiğinde ben geri döneceğim. WhatsApp'ımız indi şu anda telefonumuza. WhatsApp'ı indirdikten sonra eminim herkes mutlu olacaktır arkadaşlar. Çünkü ben de yaşadım o anı. Çok mutlu oldum, ama WhatsApp kurulacak dedim. Tıkladım, açtım. Ve karşıma böyle saçma sapan bir şey çıktı. Bu WhatsApp sürümünü bilmem ne yani. Bizden güncelleme istiyor arkadaşlar. Eski sürümü yükledik. Bizden güncelleme istiyor. Güncelleyince de yine aynı hatayı alıyoruz. Ha, siz bunu gördüğünüzde direkt pat diye silmeyin WhatsApp'ı. Çünkü şimdi size bunun çözümünü anlatacağım. Hiç silmeyin arkadaşlar. Ayarlara girin buradan. Ayarlara tıklayın. Ayarlara gelin. Bunun basit bir çözümü var. Tek yapmanız gereken tarihe, o indirdiğiniz sürüme karşılık gelen bir tarih seçmeniz lazım. Misal indirdiğiniz sürüm 2018 yılına aitse siz de 2018 sürümüne ait tarihe girmeniz lazım. Tarih ve saate geldik. Otomatik ayarlayı kapatıyoruz. Burada 2019'da şu an. Biz bunu 2018 yapacağız arkadaşlar. İndiriyoruz. Biraz da indirelim. Şu anda 2018'e geldi. Sanırsam 15 Ağustos gibi bir şey yapmamız lazım. O tarihte çıkmış bu sürüm. Benim yaptığım tarihin aynısını yapın arkadaşlar. Ve aynı sürümü indirin. 2.18.40 sürümü indiriyorsunuz ve 15 Ağustos 2018 yapıyorsunuz tarih. Yaptık. Şimdi WhatsApp'ımızı açıyoruz, bakalım. Bu sorunla karşılaşacak mıyız? Gördüğünüz üzere WhatsApp'a hoş geldiniz. Onayla devam et. Şu anda WhatsApp'ımızı yükledik. Kurulumunu yapıyoruz arkadaşlar. Telefon numaramı giriyorum. Yanlış girdim. Numaramızı da girdik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir sorun daha çıktı. A sorunu diye. Bunu da çözeceğiz şimdi. Bunun çözümü ise arkadaşlar, tamama basın. Sebebi yine tarihi değiştirdik. Tarihi değiştirme nedenimiz de biliyorsunuz arkadaşlar, güncelleme sorunu ile karşılaştık. Bu ekrandan hiç çıkmadan ana menü tuşuna basıyorsunuz. Ana menüyü attıktan sonra ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan tekrardan tarih ve saate basıyorsunuz. Ardından bunu otomatik yapın. Otomatik yaptıktan sonra arkadaşlar o sorun ile karşılaşmayacaksınız. WhatsApp'ı etkinleştirebileceksiniz arkadaşlar. Numaramızı tekrar girdik. Şimdi mesaj gelecektir arkadaşlar. Büyük ihtimal. Gördüğünüz üzere hatta mesaj daha gelmedi. Geri yüklemeyi atlıyoruz. Direkt geç kurulumu yaptı arkadaşlar. Buradan adımızı giriyoruz. Saçma sapan bir şey yazalım. Bitti diyelim. WhatsApp kurulumu tamamdır arkadaşlar. Fakat tek bir sorunu var. Şu anda eski sürümdeyiz değil mi arkadaşlar? Bize gelen mesajlardaki resimler olur, videolar olur.
onları göremeyeceğiz. Şimdi kurulumu yaptıktan sonra artık istediğimiz sürümü kurabiliriz arkadaşlar. Sorunumuz kalkmıştır. Ha, şu anda tarihimiz misal şeyde olabilir. Misal 15 Ağustos yaptık ya. Halen 15 Ağustos'ta ise onu otomatik yapın. Yeni sürümü kurarken lazım olacaktır. Şimdi eski sürümü siliyoruz. Kurulumu yaptık sonuçta. Yeni sürüme geçebiliriz artık. Normalde arkadaşlar yüklenmesi yasak, yüklenemiyor. Bu yöntemle yükleyebilirsiniz. Sildik. Şöyle App Store'a giriyoruz arkadaşlar. App Store'a girdik. Tekrardan WhatsApp yazıyoruz. Artık en son sürümü indirebiliriz. Kurulumunu gerçekleştirdik. Buradan Continue'ye basıyorum bu sefer arkadaşlar. Sürüm seçmemize daha gerek yok. Continue'ye bastık. Burada mevcut sürüm iOS 8 ve üzerine gerektiriyor. Ancak son uyumlu sürümü indirebilirsiniz. Buradan indire basıyorsunuz arkadaşlar. Ve telefonumuza inme başladı. Gördüğünüz üzere şurada gözüküyor artık zaten. Ana menü tuşuna tekrardan bastık. Bekliyor yazısı geldi arkadaşlar. Bu bittikten sonra devam edeceğim videoya. Sonunda WhatsApp'ımız da indi arkadaşlar, en son versiyon. Bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu videoya en az 1000 like bekliyorum demiştim. Eğer ki 1000 like gelirse arkadaşlar, yani yorumlara da yazın, cahil bilek nasıl yapılır abi misal. Sorun videoları, eğer ki sorunla karşılaşırsanız anında yazın arkadaşlar. Onun için bayağı uğraşırım. Hiç önemli değil. Bilgisayar sorunu olur, telefon sorunu olur. Önemli değil arkadaşlar. Bunu söylemek için bir 30 saniyenizi aldım. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar WhatsApp'ımız yüklendi. WhatsApp'ımıza tıklıyoruz. Bakalım kurulumu gerçekleştirebilecek miyiz arkadaşlar. En son sürümü yükledik. Artık ilk sürüm ile, yani eski sürüm ile arkadaşlar kurulumu gerçekleştirdik. Şimdi yeni sürümü kurmaya çalışacağız. Kabul et, devam dedik. Numaramızı giriyoruz arkadaşlar burada. Kusura bakmayın, numarayı göstereyim. Numaramızı girdik. Burada geri yüklemeyi atlaya basıyoruz. İsmimizi yazıyoruz arkadaşlar. Annemin hesabı olduğu için. Gördüğünüz üzere arkadaşlar kurulum tamamdır. WhatsApp'ımız açıldı. Şöyle. Artık her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Kurulumun sonuna geldik. Ve sorun videosunun da sonuna geldik arkadaşlar. Yani WhatsApp'ımız hazır şu an. iPhone 4'e yok, indirilmez yok şöyle. Eğer ki App Admin Tweak'ini kurursanız arkadaşlar, sapasağlam bir cahil bilek işlemi gerçekleştirirseniz, ha şu an cahil bilek işlemini de arkadaşlar sizlere şey olarak nasıl desem, bilgisayar üzerinden yapmanızı tavsiye ediyorum. Onun hakkında bilgiyi de açıklamalar bölümüne vereceğim arkadaşlar. Yapamadığınız şeyleri de yorumlara lütfen yazın. Ben de size olabildiğince yardım etmeye çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.